Evet arkadaşlar konunun artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştık. Şimdi çok ters ve sert iki tane soruyla karşılaşacağız. Bunlardan bir tanesi 2012 bir tanesi de 2013 yılı olacak. Bakalım şimdi örnek KPSS 2012. Bir grafik vermiş diyor ki yandaki doğrusal grafikte bir bakkalın elinde bulunan 45 TL'nin tamamıyla alabileceği toz ve küp şeker miktarları arasındaki ilişki verilmiştir. Doğrudur. Küp şeker toz şeker. Buna göre bu bakkal küp şekerin kilogramını kaç TL'den almaktadır? Şimdi arkadaşlar soru bize küp şekerin kilogramını kaç TL'den alması gerektiğini soruyor. Doğru mu? Evet. Şimdi senin bu grafiği okurken çok çok dikkatli olman lazım. Örneğin şu kesişim noktası ne anlama geliyor? Bakın bu bakkalın cebinde kaç para var? 45 TL. Bu kesişim noktasının anlamı ne biliyor musun? Bu 45 TL ile bu adam isterse 6 kilo küp artı 12 kilo toz şeker alabilir. Eşittir 45 TL'ye. Şu nokta ne anlama geliyor biliyor musun? Bu adam biz tozcuyuz diyor. Küp kullanmayacağız diyor. Yani istersen paramın hepsiyle 20 kilo toz şeker eşittir 45 alabilirim diyor. Yani bu grafiği okurken şu nokta toplam parayla alınabilecek küp ve tozun toplamı şu nokta sadece toz şekeri isterse kaç kilo alabileceğine dair bir denklem veriyor. Şimdi ben burada tozu yalnız bırakmak adına her iki tarafı da 20'ye bölecek olur isem toz şeker eşittir. Böl 5'e 9, böl 5'e 4, 9 bölü 4 çıkıyor. Şimdi soru bana bakkalın alabileceği küp şekerin kilogramını sormuyor mu? Evet. E arkadaşlar şuradaki kocaman denklemde ben gider eğer 6 küp artı 12 çarpı toz yerine 9 bölü 4 yazıp eşittir 45 dersem yani bildiğimiz yok etme metodu gibi bir şey yapıyoruz. Tozu bulduktan sonra gidip yerine yazıyoruz. Şu bölge. Şu bölge. 4, 12, 3 katı. 3 kere 9, 27. Bu 27'yi karşıya atarsam eksi 27. 6 kilo küp eşittir. 45'ten 27 çıkarsa sanırım 18. Ve bunu 6'ya bölersem küp eşittir. Ne çıkacak? 3. Yani o zaman 1 kilogram küp şekerin fiyatı ne kadarmış? 3 TL'ymiş. Yani arkadaşlar siz eğer böyle aşağı doğru doğrusal inen bir grafik görürseniz şu nokta ikisinin toplamıyla alabileceği miktar şu noktada sadece toz şekeri alma miktarı deyip soruyu kapatmak zorundasınız. Evet. Şimdi sıra geldi 2013 sınav sorusuna ki bu soru aslında çok zevkli ama biraz uzun bir soru. Bakalım ne diyor? Özdeş oksijen tüpleri kullanan Cihan ve Levent isimli dalgıçların denizde bulundukları derinliğin zamana göre değişimi ve oksijen tüplerindeki yandaki doğrusal grafikte verilmiştir. Şimdi birinci ifade zaman ve derinlik. Şimdi burada nokta nokta giden Levent, çizgi giden Cihan. O zaman önce Levent'le ilgili bütün bilgileri bulmaya çalışalım. Şimdi Levent. Geçen süre kaç dakika? 5. Ne kadar dalıyor? 15. O zaman Levent 5 dakikada 15 metre dalıyor. Peki şu çizginin böyle gelen noktası ne demek biliyor musunuz? Bu nokta şu Levent sudan geri çıkıyor. 5'ten 7'ye 2 dakikada da 15 metreyi çıkıyor. Peki Levent ile ilgili bildiğimiz başka şey ne? Oksijen tüpündeki doluluk oranı. Nokta nokta olan Levent'ti. Süre ne kadar? 7 dakika. 100'den 72'ye iniyor. Yani %28'ini kullanıyor. O zaman 7 dakikada da %28 tüp kullanıyor. Levent'in bilgileri bunlar. Şimdi istiyorsanız gelin bir de Cihan'ı bulalım. Cihan. Baktık düz çizgi Cihan'dı. Kaç dakika arkadaşlar? 5. Ne kadar dalıyor? 10. Cihan 5 dakikada 10 metre daldı. Peki şu noktadan 5'ten 10'a. 5'ten 10'a. Kaç dakika? 5. 10 metrelik mesafeye geri mi çıkıyor? Evet. O zaman 5 dakikada 10 dalıyor. 5 dakikada 10 metre geri çıkıyor. Oksijen tüpünde peki Cihan nasıl davranıyor? Süremiz kaç dakika? 10. Peki 100'den 50'ye ne kadar kullanıyor? 50. O zaman 10 dakikada %50'sini kullanıyor. İşte bileceğiniz bütün bilgiler bunlar. Şimdi soru 1'i okuyalım. Levent 15 metre deliklikteyken oksijen tüpünün yüzde kaçını kullanmıştır? Arkadaşlar Levent'in 15 metrede alabilmesi için kaç dakika geçmesi gerekiyor? 5. Ve biz 5 dakikada tüpün yüzde kaçını mı kullanacağını arıyoruz? Evet. Peki Levent'in tüpüyle ilgili biz ne biliyorduk? 7 dakikada yüzde 28 kullanıyor. O zaman 7 dakikada 28 kullanıyorsa 5 dakikada kaç kullanır deyip orantı kurmamız lazım. E bu durumda. 7 çarpı x çapraz çarptım eşittir. 5 çarpı 28 olmayacak mı? Evet. E peki 7, 28, 4 katı. Bu durumda x eşittir. 4 kere 5'ten ne olacak? 20. O zaman bizim Levent arkadaşımız 15 metre derinlikteyken oksijen tüpünün yüzde kaçını kullanıyormuş? 20'sini. Soru 1 bu. Soru 2. 4. dakika sonunda Levent Cihan'a göre kaç metre daha derindedir? Şimdi 4 dakika sonra Levent ve Cihan arasındaki derinlik farkını arıyoruz. Biz Levent'in 5 dakikada 15 daldığını biliyor muyduk? Evet. O zaman 4 dakikada kaç dalar deyip orantı kuracağız. Çaprazlama çarpımı yaptım. 5 çarpı x eşittir 4 çarpı 15 midir? Evet. 5, 15, 3 katı. Bu durumda x eşittir 4 kere 3'ten ne çıkacak? 12. Demek ki bizim Levent 12 dalıyor. Peki Cihan için ne biliyorduk? 5 dakikada 10 metre dalıyordu. 4 dakikada kaç dalar deyip gene orantı kuruyoruz. E çapraz çarpım yaparsam 5 çarpı x eşittir 4 çarpı 10 mudur? Evet. 5, 10, 2 katı x eşittir ne çıkıyor? 8. Soru ne soruyor? Levent, Cihan'a göre kaç metre daha derindedir? E birisi 12, birisi 8 daldı. O zaman kaç metre daha derinde? 4. O zaman aradığımız sorunun cevabı 4'tür. Son soru. Yukarıda bir takım ifadeler verilmiş. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diyor. 1. Levent'in dalış hızı çıkış hızından büyüktür. Arkadaşlar Levent ilk grafiği hatırlayalım. 5 dakikada 15 dalıyor, 2 dakikada geri çıkıyor. Dalışı mı kuvvetli, çıkışı mı? Sanırım çıkışı daha hızlı. Peki, Levent'in dalış hızı çıkış hızından büyüktür diyor. Doğru mu o zaman? Hayır. 2. Cihan, Levent'ten daha çok oksijen tüketmektedir. Hatırlatıyorum, Levent 7 dakikada %28, Cihan 10 dakikada %50 tüketiyordu. Kim daha çok tüketiyor? Cihan. Burada ne yazıyor? Cihan Levent'ten daha çok oksijen tüketmiştir. O zaman doğru mu? Doğru. 3. Cihan ile Levent'in dalış hızları arasındaki fark 1 metre bölü dakikadır. Şimdi Levent 5 dakikada 15. Cihan 5 dakikada 10 metre dalıyordu. Şimdi arkadaşlar dalış hızı diyor. Biz hızı bulurken yolu zamana bölünce otomatikman hıza ulaşıyor muyduk? Evet. O zaman Levent'in 15'i 5'e bölersem 3. Cihan'ın hızı 10'u 5'e bölersem 2. Soru ne diyor? Dalış hızları arasındaki fark 1 metre bölü dakikadır. E birinin hızı 3, birinin hızı 2. O zaman gerçekten de 1 metre bölü dakika oluyor mu? Evet. O zaman aradığımız sorunun cevabı 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar şimdi artık konunun son iki sorusuna geldik. Onları da çözdükten sonra grafiklerde son noktamızı koymuş olacağız. Bakalım örneğimiz hangi yıl gelmiş? KPSS 2013. Ne diyor? 3 saat süren bir yarışta bir otomobilin her bir saatlik zaman diliminde tamamladığı tur sayıları yandaki grafikte verilmiştir. Şimdi yarış kaç saat sürüyor? 3 saat. İlk bir saat kaç tur atıyor? 40. İkinci saat kaç tur atıyor? 70. Üçüncü saat kaç tur atıyor? 60. B eleman 3 saatlik yarışı bu şekilde bitiriyor. Doğrudur. Diyor ki bu otomobil yarışın son 1 saatinde sabit hızla ilerlediğine göre yarışın başlangıcından 135 dakika sonra toplam kaç tur atmıştır? Biz 135 dakikada kaç tur attığını mı arıyoruz? Evet. O zaman arkadaşlar bu yarışın ilk 60 dakikası. Birinci saatlik dilimde kaç tur atılıyor? 40. Sonra ikinci 60 dakikalık tur ifadesi. İkinci saatin içerisinde giriyor ve burada toplam kaç tur atılıyor? 70. Şu ana kadar kaç dakika geçti? 120. Peki biz kaç dakika araba sürecektik? 135 dakika. O zaman 15 dakika daha mı tur atması lazım? Evet. Peki bunu nerede atacak? 3. saat diliminde. Peki arkadaşlar 3. saatte yani bu 60 dakikanın içerisinde eleman kaç tur atıyor? 60. Peki sen 15 dakikada kaç tur attığını mı arıyorsun? Evet. O zaman istersen şöyle bir orantı kurabilirsin. 60 dakikada 60 tur atıyorsa 15 dakikada kaç tur atıyor? O zaman x eşittir zaten otomatikman ne çıkacak? 15. O zaman 15 dakikalık kısımda da 15 tur atması gerekmiyor mu? Evet. E sen burada toplam kaç tur atıldığını arıyorsun. O zaman bu sayıları bir araya toplarsan 40-70 daha 110, 15 daha 125. Yani bizim bu elemanımız o zaman 135 dakikada bu yarışta toplam 125 tur atıyor diyeceğiz. Ve final sorumuz. Evet. Bakalım hangi yıl gelmiş KPSS 2010. Yandaki grafikte 5 farklı maldan 4'ünün alış ve satış fiyatları verilmiştir. Bu 5 malın alım satımından 14 TL zarar edildiğine göre Alış fiyatı 50 olan 5. malın satış fiyatı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar şurası alış şurası satış fiyatı. Şimdi bu 5 malın toplamından 14 TL zarar mı ediliyor? Evet. O zaman şimdi tek tek bulalım. Birinci mal. Kaça alıyorum? 10. Kaça satıyorum? 16. Kar mı ederim zarar mı? Kar. Peki ne kadar kar ederim? 6 kar. Peki ikinci mala bakayım. İkinci malımın alış fiyatı ne kadar? 20. Satış fiyatına kadar? 32. Kar mı ederim zarar mı? 20'yi alıp 32'ye satıyorsam sanırım 12 kârda bundan ederim. Peki üçüncü mal alış fiyatımız 3. mal için ne kadar? 30. Satış fiyatımız ne kadar? 24. O zaman kar mı ederiz zarar mı? Sanırım 6 lira zarar ederiz. Dördüncü mal hemen baktım bu nokta. Alışım 40, satışım 32. Kar mı zarar mı? Sanırım 8 TL zarar ediyorum. Beşinci mal zaten bunu arıyorum. Şimdi ilk dördünü ben bir bir araya toplayayım. 6 kar 6 zararı yesin. Peki 12 kar 8 zarar. Bir araya getirirsem buradan 4 kar çıkmıyor mu? Evet. Peki sen genelde 14 TL zarar mı etmek istiyordun? Evet. O zaman 5 maldan ne kadar zarar etmelisin ki 4 karla bir araya topladığında 14 zarar etsin? Bunu düşüneceksin. Sanırım 5 maldan 18 TL zarar edilmek zorunda. Ki bir araya toplayınca geneldeki 14 zarar ortaya çıkabilsin. Peki senin 5. malın alış fiyatı ne? 50. 18 zarar mı etmek istiyorsun? Evet. Peki 50'lik bir malı kaça satarsan 18 lira zarar edersin? Sanırım 32. O zaman aradığımız sorunun cevabı kaçtır? 32. Arkadaşlar grafik yer yer 4 tane, yer yer 3 tane, yer yer 2 tane ama ortalama 2 tane veya 3 tane soru gelen bir konudur. O yüzden çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Müzik